Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. Ben İdil Çelikyer, bir başarı öyküsüyle karşınızdayım. Bugünkü konuklarım Eskişehir'den Mines tasarımın sahipleri Mine İlker Erengil, Esra Dinyaş, geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tasarım deyince insanların kafasında şu anda ya yazılım gibi bir şey geliyor ya modaya yönelik geliyor ama sizin yaptığınız iş çok daha keyifli. Evet. İnsanların evlilik adımlarında ya da kokteyllerde, açılışlarda bütün organizasyonu siz yapıyorsunuz. Aynen. Evet. Daha doğrusu evlenmeye karar verdikleri andan itibaren bize ulaşmaları doğru olur. Çünkü evlilik teklifi için de bir şeyler düşünüyoruz. Sonrasında nişan hazırlıklarında, kına gecelerinde ya da düğünlerinde aynı şekilde devam ediyor. Tasarlarken de sadece nikah şekeri, davetiye değil, hani gelinliklerinden kemerlerine, çiçeklerine, çoğu zaman ayakkabılarına kadar müdahale edebiliyoruz isteklerine göre. O yüzden bayağı aslında ayrıntılı evlendiriyorsunuz, çocuk olur diye bir şeyler yapıyorsunuz. Aynen. Onların evet. İşte okul partileri vesaire tabii falan diye ailenin içine bir anlamda aynen, girmiş oluyorsunuz. Aynen, devam ediyoruz. Bunun için tabii güven çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Yani bize gelen misafirlerimizi zaten kapıdan girdiklerinde iç mekanımız olsun, bizim tatlı güler yüzümüz olsun, direkt bunu hissediyorlar. Hani bu gerçekten çok önemli. Karşılıklı bu hisleri duyunca iş zaten oluyor. Çok kalabalık bir kulvarın içindesiniz. Evet. Yani sanal ortamda değişik firmalar var her yerde, ülkenin her yerinde var. Sizi ayıran özellik ne? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Böyle bir organizasyon yapmak isteyen insanlar nelere bakmalı da o özel günler burunlarından gelmesin? Yani biz biliyoruz ki o dönemde gelinler, damatlar çok fazla yük taşıyorlar. Maddi manevi taşıyorlar büyükü. Çünkü bir yandan hazırlanması gereken çok fazla şey var. Bir yandan da hani bunun bir mali yükü de var. İkisi de yoruyor ve stres, yani bir de çok özel bir günleri. Hani hiç kimse bir aksilik çıksın. Kim daha stresli çıksın. Oluyor? Damatlar mı? Damatlar mi? Birazcık umutsuzlar bu konuda maalesef. Damatlar gelinin daha çok isteği olsun. Hani o daha mutlu olsun diye uğraşıyorlar. O olmasa da olur diye bakıyorlar. Evet. Çünkü hani ilgilenen var ama. Allah'ın taşı diyor mesela tek taşa da yani. Evet. Niye bu kadar para veriyorsunuz? Ne manası var diyenler de var. Gelinler daha stresli bu konuda. Aileler müdahil olur mu bu tür organizasyonlarda? Yani karışırlar mı çocukların? Karışanlar tabii ki var ama herhalde eskiden daha çoktu. Şu an birazcık daha çok gençler kendileri karar veriyorlar bu konuda. Bizi neden tercih etmeliler kısmına gelince aslında organizasyon şirketlerinde bence ilk dikkat etmeleri gereken bayan olmamız. Çünkü daha detaycı çalışıyoruz. Aynı zamanda biz empati kurarak, onların yerine kendimizi koyarak. Yani o düğün sanki bizimmiş yani gibi hareket ediyoruz. Erkek olunca bu sefer tabii diğer damat beyler gibi davranabilirler. Detayları atlayabilirler. Aynen, o yüzden önce güven çok önemli. Geldiklerinde o güveni hissettirdikten sonra zaten... Hani... Böyle bayağı Amerika gibi falan oldu değil mi bu düğün organizasyonları, işte evet, partiler, evet. Neler bekliyorlar ben görüyorum internette falan da böyle hani çok çok batılı normlarda kullanılıyor. Çok yöresel normlar da var. Siz neyi tercih ediyorsunuz, ne öneriyorsunuz? Dünya iyi takip ediyor musunuz? Bir modası var mı bu işin? Tabii ki var modası. Mesela bir iki yıldır vintage tarzı daha çok önde. O yönde istekler var ve zaten bize kalmadan misafirlerimiz inanılmaz derecede takip ediyorlar. Hazırlıklı geliyorlar bize. Tabii. Hani biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Şöyle olmalı, böyle olmalı. En böyle sonrasından... şaşırtan şey ne oldu bugüne kadar? Mesela ne talep oldu? Talep... Yani sizi de şaşırtan bir şey olsun. Misafirimizin fikri böyle tam oturmamıştı. Nikah şekeri tarzında bir şey düşünüyordu. Kendisi Ege'liydi.
zeytin dalı, şişe ve alkolle alakalı, yani üçü bir yerde bir şeyler olmasını istiyordum. Hani biz tabii fikir alışverişi yaparak işe başlıyoruz. Sonra biz tabii işi daha çok geliştirdik. Yani daha çok fikirler sunduk. Hı hı. Çok ilginçine gitti. Daha dedi ki süper bir fikir. Hemen aileme ve nişanlıma danışıp gelmeliyim. Hani böyle çok uçuk malzemeler, çok farklı şeyler isteyenler oluyor. Nişanlıya sorma faslı da var tabii. Tabii ki. Erkekler tabii tek başına ki. Geliyor ama. Yani erkeklerden çok bayanlar tek başına geliyor. Çünkü biz bayanlar çok detaylı düşünüyoruz. Yani hangi renk olmalı, nasıl tül olmalı. Bu sene neler var nasıl, mesela? Bu sene renk. Daha çok somon rengi, doğal, natürel dediğimiz gelinlikler, renklerimiz somon var. Gelinlikler daha çok kırık beyaz. Hani sade beyaz bunlar tercih eden güzel. Daha az. Bunlar gelin başı için mi yaptınız? Gelin başı, nedimeler için. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Kendiniz çok yapıyorsunuz. Kendimiz bu, el örmesi. Bu ipler doğal liften yapılmış anladığım kadarıyla. Bu sene genelde doğallıktan yanalar. Bu sene ayrıca renklendiler. Mesela eskiden hani herkes biliyordur kemerler kırmızı falandı. Evet. Bu sene artık ayakkabılarda da hem morlar, pembeler kullanılıyor. Yine kemerlerde de aynı şekilde morlar, pembeler. Haliyle çiçekler aynı şekilde. Gelinlikler her zaman uzun değil. Genelde artık kısalmaya evet. başladılar. Ön kısa arka biraz daha aynen. uzun filan geliyor. Evet, 1950'ler ya da mini. 30'lar 50'ler. Aynen. Duvak yerine daha çok çiçekler, taçlar. Gerçi yaz düğünü için daha çok bu. Kış düğünlerinde mecbur duvaklar. Kraliçe mi olmak istiyor her evlenen? Yani özel hissetmek istiyor kendini tabii ki. Sonuçta bir kere olacak bir şey. Ona güzel bir anı bırakmasını istiyor. Tabii ki de gelin olarak da güzel olması doğal hakkı. Siz evlenmişsiniz. Evet, ben evliyim. O şeyinizi kendiniz firmayı kurmadan atlamışsınız. Evet. Sırada inşallah Mine Hanım var. İnşallah. Artık onunkine hayalinde ne varsa. Benim organizasyonumu yapmaya kimse yanaşmıyor. Ben biraz ben biraz fazla detaycı olduğum için. Tabii zordur. O yüzden herhalde kendi organizasyonumla kendim ilgileneceğim direkt. Bu evlilik teklifleri de enteresan aslında. Yani evet. Siz mi hazırlıyorsunuz? Kız demeyecek mi? Bu senin sözlerin mi? Bunu sen söylememişsin filan. Öğrenmiyor değil mi gizli? Gizli. Ben doğum günü hediyeleri falan da hazırlıyoruz. Ben hatta isim vermeyeceğim tabii de birkaç doğum gününde sözleri falan ben yazdım. Evet. Sevgili adayı götürdüm. Uzaktan bakıp eline yazdım. Yedi mi bilmiyorum yani. Yiyebildi mi? Allah Allah sen hiç bu kadar romantik değildin. Değil mi bir anda? O değişim ilgilerini çekebilir hanımların yani. Evlilik teklifi böyle ilginç bir şey var mı aklınızda bu ne kadar sizin önerdiğinizi uygulanan? Yani her şeyi gördük artık su altında yok işte aynen, orada havada falan. Aynen genelde aslında standart Eskişehir'de şu sıra Porsuk olduğu için evlenme teklifleri genelde Porsuk'ta yapılıyor. Bence de. Evet şu zaten an. Zaten bir 212 var galiba. 222. 222. Evet. Şimdi bu işin düğün kısmı bir de sizin açılışlar, davetler, işte nişanlar, organizasyonlar, doğum günleri vesaire doğum şeyler var. Baby shower, kına gecesi. O da yeni moda oldu. Evet. Kaç senedir kına dediniz. Evet. Onların da herhalde bir modası var değil mi? İnsanlar hani şunu bekliyor, nasıl bir paketler isteniyor? Şöyle bekarlığa veda tarzı oldu artık kınalar. Daha az kişilerle. Erkeklerin yaptığı şeyi kızlar da yapıyor. Aynen kızlar da yapıyor. Daha az kişilerle arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih ediyorlar. Bu sene biraz yine Osmanlı durumu devam ediyor. O tahtlar geliyor. Evet. Sultan olmayı istiyoruz. Ya küçüktüken de hani prenses severiz ya. Evet. O herhalde büyüyünce de masallardan vazgeçmiyoruz aynı evet, herhalde. O yüzden. Hayat inşallah masal gibi devam etsin tabii de. Keşke. Baby shower'larda da ilginç şeyler yapılıyor bildiğim kadarıyla. Böyle hani çok basit alınmıyor eskisi gibi. Ciddi organizasyonlar yapıyorsunuz kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani biz aslında kişiye özel çalışıyoruz. Yani standart dışı şeylere
Mesela kişinin aklında ne varsa ona özgü tasarımlar oluyor. Yani bir fabrikasyon olmuyor. Olmadı. İşi bir ben daha uçuk başka bir şey söyledim. Yapamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yani elimizden gelen emin olun her sektörü artık yavaştan bir öğrenmeye başladık. Değil mi? Öyle şeyler. Mobilyacılık, boyacılık hepsi öğreniliyor. Hiç kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Çünkü diyorum ya çok özen duydukları yani aynı şekilde bebek içinde baby shower'lar da hani çok özen istiyor. Doğumlar önce. Aynen doğum günleri aynı şekilde. Hastane önceden hazırlanıyor vesaire filan değil mi? Evet özel pastalar ve şey istiyorlar yani hani standart değil konsept tam. İşte atıyorum Şimşek McQueen'i seviyorsa çocuğu onu peçetesinden masa örtüsüne hediyeliklerine su şişesine içeceklerine tabaklarına her şeyine uyguluyoruz. Tam konsept bir iş oluyor. Resim çerçeveleri çok ayrıntılı. Yetişemediğimiz eğer yapamayacağımız bir şey varsa da mutlaka araştırıp bir yönlendirme yapıyoruz ki evet. Hiç kimse hani yarım işi olmasın. Güzel. Herkes çok mutlu ayrılıyordur. Şu ana kesinlikle. Kadar hiç başımıza hani üzüleceğimiz bir şey gelmedi. Herkes memnun ve teşekkür ederek ayrıldı. İnşallah çok böyle çünkü. Devam eder. İnşallah. Kaç müşteriniz vardır ya da misafiriniz diyelim? Evet misafirimiz çünkü diyoruz. Çünkü portföy ve takibi de gereken bir şey. Yani evleniyorsunuz ya da nişanlanıyorsunuz, evleniyorsunuz, baby shower, doğum günü. Doğum hastanenin hazırlanması vesaire evet, böyle evet. Hani takibi gerektiren uzun soluklu bir iş çünkü. Uzun soluklu hani müşteri potansiyelimiz şu an tabii çok çok fazla var. Bir de tüm Türkiye'den istekler yetişebiliyor var. Yetişebiliyor musunuz? Şimdilik yetişiyoruz. Fazla mesailerle. Yurt dışında gelmiyordur herhalde. Geliyor. Ne yapıyorsunuz? Evet. Onlara da yetişiyoruz. Çok yani bu yaz çok sabahladığımız gece oldu. Yani çünkü söz verdiysek o tarihte o işi teslim etmek zorundayız. Yani çünkü güvenilirliğinizi kaybederseniz o işi devam ettirme şansınız olmaz. Doğru. O yüzden şu ana kadar hiç işimizi aksatmadık. Hep söz verdiğimizi tuttuk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde. Çok cici şeyler getirmişsiniz. Nikah şekeri herhalde değil mi? Nikah şekeri mi? Nikah şekeri. İçinde çikolata İçinde var. İçinde çikolata var. Sizin mi tasarladınız çikolatalarını? Evet. Ambalajların tasarımı tamamen bize ait. Size ait. Çok şeker. Bu da çok sevimli görünüyor. İçinde sanıyorum kahve. Kahve var. Genelde sözlerde tercih ediyorlar. Ki hani sözde, nişanda kahve verildiği için hani 40 yıl hatırı kalsın anlamında kahve daha çok tercih ediliyor. Orada da lila taşından sanıyorum. Evet, bir evet. Ayna görüyorum. Aynen. Bunu da mı şeyde Eskişehir'de tasarlandı. Biz daha çok süslemesini yapıyoruz aynanın. Zaten kına gecelerinde ayna çok tercih ediliyor. O yüzden de kızların en büyük tercihlerinden biri aynalar. Kına yani Eskişehir'de çok uzun zamandır var mıdır? Mesela İstanbul'da yoktu eskiden. Yani bizim genç dönemimizde yoktu. Sonradan gelişti işte göçlerle birlikte göç aldıkça İstanbul farklı kültürler girince biz kınayı öğrenmeye başladık. Şimdi maşallah herkes yapıyor ama bazıları dediğiniz gibi hep böyle şey Osmanlı motifinden geliyor. Bakın evet, ben çok evet. Merak ediyorum ne zaman daha batılı bir şey yapacaklar diye. Yani aslında şey her yıl değişiyor o bu birkaç senedir Osmanlı motifi çok muhteşem bir yıldan sonra. Muhteşem bir yıldan sonra. Dizilerden hatta ama Eskişehir'de hep vardı. Hep kına gecesi vardı. Tabii. Evet. İstanbul'da biz bilmeyiz yani şeyi. Eskişehir daha ya İstanbul kadar yoğun bir şehir olmadığı için mesela çok. Hala sokak düğünleri. Devam ediyor Eskişehir'de. Hala adetler devam geleneksel. Ediyor. Geleneksel düğünler devam ediyor. O yüzden hani öyle bir şey hani yoktu diye bir genç nesil de bunu tercih ediyor yani. Ediyorlar tabii evet. Ki. Aynen devam ediyorlar. Hoşlarına gidiyor onların da geleneksel. Hedefleriniz ne? Ne yapmayı planlıyorsunuz gelecekte? Ne yapabiliriz ki daha diye değil mi?
Yani tabii ki daha birçok şeyler yapılabilir, birçok yenilikler eklenebilir. Ama bunlar zamanla olan şeyler. Tabii ki daha çok biz, gençsiniz zaten. Biz şu an evet 9 aylık bir firmayız. Yani daha çok yeniyiz. Firma da bebek. Evet, bu işi aslında yıllardır ikimiz de farklı sektörlerde yapıyorduk. Biz ikimiz birleşip kendi iş yerimizi kurmamız kısa bir süre oldu. Peki. Bunlar zamanla olacak. Ne güzel. Eklenecek değişik şeyler var. Peki gelin hanımlara ve damat beylere bir şeyler önerir misiniz kısaca? Aslında en çok önereceğimiz şey son ana kalmamaları. Bu yıl çünkü bizi çok zorladılar. Bu yıl neden hani öyle bir yavaşlama içindeydiler bilmiyorum ama. Genel bir çok düğüne çok az kala zamanlarda gelip hep büyük organizasyonlar istediler. O yüzden biz uyarıyoruz. Ne kadar 2-3 ay önce gelirlerse istedikleri daha güzel ve daha anladım. Doğru şekilde ilerler. Çünkü tasarım aşaması, onun hazırlık aşaması, uygulanması çok kolay ve kısa sürede olacak işler değil. Kişiye özel davetiyeler yapıyoruz biz. Kişiye özel davetiyelerin hazırlık süresi 15-20 gün. Bunun dağıtım süresini falan düşünerek yani en aşağı 2 ay öncesinden. Aynen 2 ay öncesinden bize ulaşmaları lazım. Size nasıl daha ulaşacaklar? Bize Instagram üzerinden, Facebook üzerinden. Var mı bir adresiniz? Evet, adresimiz var. Mines Tasarım diye Facebook'ta da Instagram'da da hesaplarımız var. Oradan takip edebilirler. Madem her yeri yetiyorsunuz, en güzeli sizi evet, takip etmek. Bu yıl Türkiye'nin birçok yeriyle tanıştık. Çalıştık. Hepsi dediler ki en çok hoşuma giden Türk insanının o zaten. Sadece telefonla iletişim kurduğumuzda dahi artık burada da bir eviniz var. Her zaman bekleriz. Çok yakın bir şey. Çok evimiz oldu. Doğum gibi şeyler. İnsanlar birbirine çok çabuk, çok evet, hızlı yaklaştırıyor. Evet, evet. Hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Mine'ye ve Esra Hanım'a. Biz teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun diliyorum. Çok İnşallah teşekkür çok bebeksiniz. İnşallah nice 9 senelere diyelim. İnşallah. Sizi yurt dışında da tasarımlarınızı da görmek istiyoruz inşallah. İnşallah. Evet, Mines Tasarım Eskişehir'den geldi. Mine ilk Erengil ve Esra dünyayı ağırladık. Bir başarı hikayesi onlarınki. Henüz bebekler ama çok büyüyecekler bundan eminim. Efendim tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.